ama kızmanı istemiyorum. Londra'daki club mantığının daha spor olduğunu biliyorum. Hayır. Hayır. Londra'da gece kulüplerinin daha spor olduğunu mu biliyorsun? Aha. Hayır. Yani sanki Türkiye'deki Evet, kadar... genelde çanta takılmıyor da ellerinde sadece telefonla çıkıyorlar. Aha. Ama çanta almak zorundaydım. O yüzden çok güzel, hatta bu kıyafetten daha da Ya da güzel. çok abiye formlarının kullanılmadığını falan. Yani gidebilirsin. Orada Jet Set'in gittiği çok fazla şey var. Normal insanların giremediği. Böyle kartlı sistem. Aha, Aslında daha anlıyorum. yani senin elbisenin daha parıltılarını giydikleri oluyor. Aa. Aa. Gidelim çocuklar. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bahar. Cuma şıklığına göre seni sıradan buldum. Dün ve bir önceki günün kombini daha A güzeldi, bak daha sen. iyiydi. Efendim? Aha. Dediğini anlamadım. Bak sen dedim. Ha, evet, bakalım. Neyim sıradan? Sıradan buldum seni Neyim bugün. mesela? Yani çok sadesin. Sadece eteğinde numara var. Başka bir şeyde numara yok. Neyim de numara olsun Normalde sen daha böyle isterdin? kokoş, abartılı, hani daha Aşkım sen seviyorsun geldin, ya. sıramı sana saldım. Peki, tamam, Ekstradır kanka. teşekkürler. Bir de ben senin hakkında ne düşünüyorum biliyor musun? Böyle Çağla'mız vardı bizim. Ben ona bir tane laf söylemiştim. Sana da aynısını söylüyorum. Gerçekten bu kanalı ve bu programı sabote ettiğini düşünüyorum. Sabote etmeye geldiğini düşünüyorum. Ben de sana o zaman bu cümleni iade ediyorum. Aa. Evet, aa, evet. Aa. 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 Bit diyorum Möykü Hanım. Ne hoş. Arkadaşlarınızı lütfen rencide edecek şekilde eleştirmeyin. O da kendi üstüne bir baksın da sonra bana yorum yapsın. Bunu ifade etmenin bin bir yolu var. Ben çok denedim ama Daha anlaşamıyoruz o ılımlı ve yolla. olumlu olanı tercih edersen sevinirim. Arkadaşım ilk önce sen bir kendine bak, ondan sonra bana yorum yap. Hı. Umarım şimdi anlamışsındır. Aleyna. Ben eteğini çok sevdim. Teşekkür ederim. Yüzün çok güzel olmuş. Çok sade geldin. Aslında sana sadelik daha çok yakışıyor kokoşluktan. Güzel gözüküyorsun. Sade olduğun zaman bir farklı geliyorsun. Evet, mini. Ama eteğin çok güzel. Teşekkür Altına ederim. belki tek bant bir ayakkabı giyebilirdin. Ama bu da güzel, kötü durmuyor. Saçların harika olmuş. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebiliriz. Bir gelebilir misin? Bluzunun kumaşına bakacağım. Jarsemi o nedir? Şöyle bir bakayım. Gel bakayım. Elektrik çarptı. Gideyim mi? Evet, girebilirsin. Şimdi şöyle bir şey var. Eteğin üstündeki çok spor bir penye bir bluz. Mesela bu etek olduğu gibi böyle taş, pırıltı, Nira'nın üstündeki gibi ışıltısı olsaydı snobe etmişsin derdim o bluzunla. Burada o olmamış. İkincisi, boynuna dün mü, geçen gün mü, 3 gün önce mi bir şey takmıştın? 2 gün önce. Kolye. Onun aynısı değil yani, o kadar da çok büyük değil. Belki bir inciler dolasaydın ya da çok enteresan, havalı, büyük böyle faux bijou bir inci, hani incili bir küpe olsaydı biraz şey olurdu yani, içinde pırıltıları olan. Bu etek ne kalmış biliyor musun? Sanki bir baskı var üstünde, bir desen. Şey kalmış yani, bununla bir balıkçıya da gidebilirsin. Tabii şeyini görmüyorum. İçini astarlı olarak O kabul. yüzden. Dantel tamam, abiye üstünde incileri var. Şey oldum ya. Yani bunun aslında astarı vardı. Böyle ama ben böyle kesip böyle giymeyi tercih ettim. Bilmiyorum, daha çok değiştirmeyi Yani tercih. üst bedenin çok uzun görünüyor. Şu eteği bir yukarı bir kaldırır mısın canım? Böyle. Bak, doğru yeri burası eteğin.
Gördün mü? Daha doğru yeri indirme aşağıya. İndirme. Tam dizinin altında olması lazım. Hı hı. Çünkü bedenin upuzun görünüyor. Etek bir tuhaf görünüyor. Ama yani çok güzelsin. Bunu normal bir günde gelsen, hı hı, yani inanılmazsın. Ama bu abiyeyi çözemedim. Abiye değil o zaman. Şimdi abiye bak, bu abiye nasıl olurdu? Bir üstüne strapless bir gepyer giyerdin. Hı. İncileri dola, çünkü inci var orada. İncilerle bir numaralar yapardın, dolardın, sarkıtırdın, bir çılgınlık yapardın. O zaman abiye olurdu. Bu üstündekinle bunu abiye pek kabul edemedim. Peki. Ama güzel misin, olaysın. Çok teşekkür ederim, olsun. Hoş geldin Simay. Hoş bulduk. Yani senin gibi bir kızı böyle görseydim Londra'da bir kulüpte, derdim ki yani vay. Ha, ben de sizi görseydim wow derdim. Yani o saçın, makyajın, o fiziğin, o kıyafetleri taşıyışın. Ha, teşekkür ederim. O kadar güçlü görünüyorsun ki böyle dışarıdan, güçlü bir kadın görüyorum sana baktığımda. Teşekkürler. Yani ne giysen yakıştırıyorsun. Bunlar da sana çok yakışmış, çok güzel taşımışsın. Ama lakin... Fakat... Beklenti... Fakat... beklentinin biraz dışındasın şu an. Yani bana da Nurella'mın dediği gibi abiye olması için birazcık bir şeyler katılmalıydı kıyafete. Ama muhteşem görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ama bugün cuma şıklığı ve herkes abiye. Sen abiye değilsin. O yüzden tarzı. Aslında problem abiye değil. Etek. Etek yani ama... abiye, inci var, inci. Ama kombini... Yani evet haklısınız ama bunun altına şort giydim ve şort burada ve bunu kapatması için siyah buradan çıt çıtlı bir şeyler. Oo çok zor, tamam tarz değilim, boş verin. Ya yani... o şortun giydin altında daha spor oldu biliyorsun. Daha spor oldu şort varken. Neyse ben yorumu başlayayım mı? Evet bitti benim. Simay hoş geldin. Hoş bulduk. Simay'cığım. Efendim. Cuma günü. Evet. Abiye günümüz. En sana uyar bir günü. Şıkır şıkır burada gelmelisin. Sen kokoş seviyorsun ya, senin tarzını. Bu kadar sade geleceğine hiç inanamadım. Ama yani siz demiştiniz ki pullu bir gömlek ve kotla da olabilirdiniz. Ben de ne bileyim yani farklı farklı diyoruz evet, ya. Evet olabilir ama bu tarz etekle ve o şort içinde de değil. Şimdi nasıl bunu yapabilirsin? Etek, güzel bir etek. Şort olmasaydı daha iyi olurdu, daha güzel olurdu. İçindeki incilerin rengi var ya. Evet. Böyle bir saten kumaştan gömlek. Evet. Giyseydin. İpek kumaş. Gömlek giyseydin, güzel bir küpe taksaydın. O da pırlanta olabilir, taş da olabilir. O zaman abiye olabilir. Şu anda spor şık olarak görünüyorsun. Çünkü o penili bluzu ve o şort içinde işi bozdu. Hı? Stiletto doğru. Çünkü bu kalem eteklerinde en güzel ayakkabı stiletto altında görünüyor. Ama astarı çıkartmasaydın keşke ve üstünde biraz daha abiye giyseydin, o ipek dediğim gibi gömlek giyseydin çok daha iyi olurdu. Anladın mı şimdi? Anladım. Teşekkür ederim. Maalesef. Hafta için böyle gelirsin kesinlikle tarz olurdu. Teşekkür ederim. Siz cuma günleri benim karşımda rahatsız olmuyor musunuz? Tedirgin yani. Evet. Hani abiye. Ha? Oluyoruz zaten. Yani en güzel benim abiye mesleğim de biliyorsunuz biliyorum, yani. Biliyorum evet. Artık gizliden gidip abiye diktireceğim. Size öyle geleceğim. Ay ben cumalardan nefret ediyorum. Of, ben de bugün nefret ettim. Çünkü beni mutlu etmiyor bir şey. Ah anacığım. Ah anacığım. Ay keşke elime falan olsaydı. Niye? Atraksiyon. Her yeni gelen insanı çok merak ediyoruz ya. Siz de çok ediyorsunuz, biz de çok ediyoruz. Heyecan oluyor. Aa bakalım bu pazartesi kim geliyor? Teyzemin kızı. Aa. Hayır.
Simay Gremlinler gibi çoğalıyorsunuz. Önce Merve, sen. Bak bakayım İzmir'de kim daha sağda sol. Kim gibi çoğalıyor? Gremlinler. O kim ay? Ya Gremlinler var ya, bir tane oluyor, iki tane, üç tane durmadan troll dediğiniz şeyin oyuncakları. Yani Deniz'in zamanında vardı. Bir gün beraberiz diyelim mi? Evet, belki benim zamanımda Simay. Suyla ıslanınca da böyle vırt vırt çoğalıyorlar. Hadi evet, ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Lakin tarz değilsin. Sen tarz ol da ben olmayayım yeter. Yani iki tane de alayım bir hafta boyunca. Alıyorsun, şişiyorum burada, dalağım şişiyor. Tarz İki olunca lafı da ben alayım, ne? Onu mu çok gördünüz? Hayır, ben tarz olunca mı şişiyorsun? Sağ ol canım. Patlaman lazımdı da o yüzden. Teşekkür ederim. Aa.